Edirne Bisiklet Festivali'nin 3. ve son günündeyiz. Artık çadırlarımızın içini topladık. Bugünkü sürüşün ardından festival son bulacak. Yaklaşık 1.30-2 gibi dönmüş olacağız diye tahmin ediyorum. Kapıkule sınır kapısına gidilecek bugün. Sonrasında da çadırlarımızı toplayıp festival alanından yavaş yavaş ayrılacağız. Bazı arkadaşlar buradan başka turlar yapmak istediği için bir gece daha kalacaklar. Ben Bursa'ya doğru yola çıkmış olacağım. Festivalin 3. günde sürüşe başladık. 50 kilometrelik bir rotamız olacak bugün. Hava güzel, bisiklet sürmeye müsait. Dün biraz yağmur yağdı, bir 10 dakika kadar. Ama çok yoğun bir yağmurdu. Birçok eşyamız ıslandı. Bazı arkadaşların çadırlarına su girdi. Ancak bugün bütün bu olumsuzluğu unuttuk. Ve güneşli güzel bir güne merhaba dedik. Keyifli bir sürüş olmasını diliyorum. Burası Beyazıt Külliyesi, hasta tedavisi için kullanılan bir yapıymış. Sultan II. Beyazıt Külliyesi şu anda sağlık müzesi olarak kullanılıyor. Ziyaretinin hemen ardından hazırlıklarımızı yaptık. Yola çıkma vakti. Uzun da bir mola oldu. Bir hayli dinlendik. Bugün Kapıkule sınır kapısına gidilecek. Karaman var. Evet. Bu ismi bir yere not edin arkadaşlar. Gerçekten önemli bir turcu. Yani bence çok önemli bir turcu. Bu sene 11.900 kilometre. Evet. 12.000'i yapacağız mı abi burada? Yapacağız. 11.900 kilometre yol. 26 ayda 40.000 kilometre. Bisikletle pedallamış bir isim. Biz aynı tabii, zamanda diyabet hastasıyım. Aynı zamanda diyabet hastası kendisi. O da yani bisiklet ona çok iyi geliyormuş. Hiçbir şekilde ilaç ve insülin kullanmıyor. Evet arkadaşlar, mutlaka Facebook'ta, Instagram'da Erdal Karaman geziyor. Bisikletle geziyor, hesabını takip edin. Çok güzel yerlerden geçiyor. Ben uzun süredir kendisini takip ediyordum. Ancak bu turda tanışma fırsatı oldu. O yüzden de çok mutluyum. Erdal abiyle tanıştığım için. Ben de çok teşekkür ederim. Ben de çok memnunum.
ediyor. Şu karşı gördüğünüz arazi Sırp Sındığı Savaşı'nın yapıldığı yermiş. Tabii biz böyle çok alışık değiliz bu kadar sarı topraklarda pedallamaya. Daha çok ağaçlık, yeşillik, orman arazilerinde pedallamaya alışırız ama bu da değişik bir tecrübe oluyor değil mi Kazım abi? Bugün değişik bir şey yaşadık. Yine asfalttayız ama yol en azından, yani etrafımız en azından tırlarla çevrili değil. O da bir kazanım bizim için. Olcay abiyle öncülük yapmak da nasip oldu. Ekip arkada, Olcay abimle önden gidiyoruz. Nasıl Olcay abi tur? Harika, seninle bir başka güzel. Evet, hava güzel, her şey çok güzel. Tempomuz da bayağı iyi, 17 bugün ortalamamız. Keyifli keyifli gidiyoruz. Birazdan yemek molası olacak. Akpınar köyüne geldik. Molamız olacak burada. Yemek ikramı. Burada böyle bir taş gözüme çarptı. Daha önce burada yer alan caminin, yıkılan caminin taşıymış bu. Burada yine yakınlarında Sırp Sındığı Savaşı yapıldığı için Sırp Sındığı Savaşı'nın anısına bir anıt dikilmiş. Hemen o anıtı da göstereceğim size. Molasının ardından hazırlıklar tamamlandı. Şimdi bir toprak rotamız olacak. Bir toprak yoldan geçeceğiz. Sonrasında iyi bir iniş olacakmış. İnişin hemen sonunda da tehlikeli bir viraj olduğunu söylediler, uyardılar. Yavaş ve dikkatli bir şekilde ineceğiz. Bu kısımda çok fazla video çekmeyebilirim. Duruma göre bakacağım. Bağlayan toprak yolu bitirdik. Şimdi asfalta geldik. Çok keyifli bir sürüş oldu benim için. MTB ile geldiğim için de memnun oldum. Toprakta MTB'niz de olsa, şehir bisikletiniz de olsa, yol bisikletiniz de olsa çok ama çok dikkatli olmanız gerekiyor. Bazı yerler tekerleğiniz bazı yerlerde batabiliyor, kayabiliyor. Yani çok fazla hız zaten yapılmıyor. Yapmak isterseniz de büyük bir tehlike oluşabilir. O yüzden toprak yollarda ekstra dikkatli olun. Altınızdaki bisiklet ne olursa olsun arkadaşlar. Kemal Atatürk'ün adını verdiği köy, Kemalköy'deyiz. Buradan da Kapıkule'ye doğru devam edeceğiz. Yaklaşık bir 3 kilometrelik sürüş kaldık Kapıkule'ye. Evet, tır trafiğinden de anlayacağınız gibi Kapıkule çok az sonra karşımızda olacak. İşte Kapıkule Gümrük Kapısı, Bulgaristan'la Türkiye arasındaki sınır kapısı burası.
son hali. Yavaş yavaş herkes toplandı. Orada sadece bir tane yalnız kurt Rahmi abim var. Nasıl geçti festival? Çok güzeldi her şey. Aynen. Sizin gibi arkadaşları tanımaktan çok mutlu oldum. Sizlere de çok teşekkürler. İyi ki varsın. Ben de seninle tanıştığıma mutlu oldum abi. İnşallah bir dahaki festivalde görüşmek İnşallah. Üzere. Gönüller bir olsun. Festival alanı böyle arkadaşlar. Yavaş yavaş herkes toparlanıyor. Erkan. Festival bitti. Evet, festival bitti. Nasıl geçti? Festival çok güzel geçti. Çok güzel arkadaşlıklar kurduk seninle. Aynen. Grubumuz çok güzeldi. Evet. Çok faydalı bir festival oldu. Aynen. Size teşekkür ediyorum. Sizi tanıdığıma çok mutlu oldum. Zaten iletişim bilgilerini de aldık. Görüşmeye devam edeceğiz. Festivalde yaşadıklarımı, geçtiğimiz rotaları sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Siz de Trakya, Edirne, Ardabis'in bu 3 kapı Uluslararası Bisiklet Festivali'ne katılmak isterseniz en azından bir fikriniz olmuştur, ümit ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız da sevinirim. Sonraki videoda görüşmek üzere.